Rica ediyorum. Şu Dead Cross'u soruyorlar mahkeme. Şimdi Dead Cross güçlü bir düşüş sinyalidir arkadaşlar. MA50 ve 200'ün kesişmesiyle oluşur. Dead Cross dediğim sinyal genelde düşüşten sonra gelir. Dolayısıyla da Dead Cross'a göre çok güvenip de piyasa ölecek bitecek diye işlem açmaktan ziyade yani tabi negatif bir indikatör. 2017-2018'lerde Dead Cross geldi, şeyleri başladı bu yine. Bu Golden Cross'un bir tersi değil mi? Aynen öyle. Yani borsada her şey zaten aşağıya da yukarı tersi aynı şeyler. Ama Golden Cross da her zaman olmuyor. Yani. Golden Cross da geç gelen bizim. Evet, yani. Geç gelen. Golden formasyon değil bu. Hareketli ortalamalar var. 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın kesişmesinden oluşan bir sinyal. Golden Cross bullish bir sinyal. Dead Cross bearish bir sinyal. Ama şimdi hareketli ortalamalar geç şey yaptığı için o olay zaten fiyat düştükten sonra o sinyal ortaya çıkıyor genelde. Şey çok olabiliyor. Olmuş oluyor. Ya o konu birazcık muallak. Yani okay. Çok daha şey benden çok daha tecrübeli teknikçi arkadaşlar vardır. Bunun derinlikleri olan bir konu çünkü. Ama benim gözlemlediğim mesela Dead Cross geleceği konuşuluyorsa Dead Cross sinyali kesiştikten sonra bir tur yukarı yapıp düştüğü oluyor genelde. Yani.